Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün yurt dışında yaşayan ve çalışan Türklerin yarım asıra dayanan serüvenini mercek altına alacağız. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türkler mutlu mu? Gidenler geri geliyor mu? Küreselleşme süreci göçmenleri nasıl etkiliyor ve Türkleri Avrupa'da nasıl bir gelecek bekliyor sorularına yanıt bulmaya çalışacağız. Konuğum göç olgusu üzerine 40 yıldır çalışan ve Bitmeyen Göç adlı kitabı ile bu konudaki en kapsamlı araştırmaya imza atan siyaset bilimci Sayın Profesör Doktor Nermin Abadan Unat. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle son gelişmelerle başlamak istiyorum. Avrupa Birliği sürecinde özellikle Almanya'nın Türkiye'nin tam üyeliği konusundaki tutumu aslında çok da Türkiye'nin lehinde değildi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere hemen söyleyeyim ki bu sadece Almanya değil. Çünkü Fransa ve Almanya burada tamamen bir işbirliği içinde bulundular. Ve göç yani bu kabul sürecinde çok önemli bir rol oynuyor. Uyum Avrupalıların arzuladıkları biçimde uyum göstermediğini ileri süren çevreler işte farklı kültürler, farklı alışkanlıklar, farklı değerlerden çok söz ettiler. Aslında durum böyle değildi. Aslında durum çok farklı çünkü hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yani Türklerin de büyük katkıları var. Gerek yüksek eğitim görmüş olanların gerekse görmemiş olanların. Ama tabii imaj, görüntü, sokakta egemen olan manzaralar bunlar kamuoyunu oluşturuyor. Ve onun arkasında aksini söyleyen sözcüler olmayınca o zaman çok kolaylıkla bu gerekçeler ileri sürülebiliyor. Bugün mesela Almanya'da sadece 176 tane Türk profesör olarak görev yapıyor. Ama bunu hangi Alman bilir? Yani çok az. Hastanelerde mesela hafta sonu nöbetleri doktor olsun, hemşire olsun, diğer personel olsun genellikle yabancılardır ve bunların içinde Türkler yüksek bir sayı şey diyor. Yani her türlü hizmette bulunuyorlar ama bu hizmetler görünmüyor ve daha ziyade gerek Fransa gerekse Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde var olan sosyal güvenlikle ilgili yasalardan yararlanıyorlar. Bizim yani harcadığımız paralarla kendi ülkelerinde bulamadıkları rahatı burada arıyorlar. Yani bu mesajlar, bu çelişkili mesajlar veriliyor tabii ve unutmamak lazım muhalefet partileri de yani bunun karşısındaydı yani. Peki ama bu son seçimlerde yeşillerin oy artışı bunun biraz değiştiğini gösteriyor diye kabul edebilir miyiz? Son seçimde aslında Almanya'daki son seçimde Alman Başbakanı Schröder Berlin'deki Kreuzberg'de yaşayan 6 ila 7 bin oy verme hakkına sahip olan Türkler sayesinde kazanmıştır. Ama bu yine ortaya çıkmadı. Hiçbir basın bunun üstünü fazla vurgulamadı. Yani çok az bir küçücük bir marjla kazandı Sosyal Demokrat Parti. Ve bunu Türk oylarına bağlı. İşte o kitabımın ikinci başlığı olan konut işçilikten izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bunun detaylarına gireceğiz. Kitabın içeriğine gireceğiz. Konut işçilikten ulus ötesi yurttaşlığa bir geçiş var bugün Avrupa'da. İşte o ulus ötesi yurttaş olan yani hem Alman vatandaşı olmuş olan ister Türk yurttaşlığı muhafaza etsin ister etmesin ama kalben de Türk olarak kendini hisseden insanlar işte bunlar mesela seçimde büyük rol oynadılar. Yeşillerin kazanmalarında Türklerin payı da olmuştur ama daha Schröder'e çok destek verdiler diyorsunuz. Evet. Peki hocam şimdi Avrupa Birliği sürecinde özellikle Almanya'da yaşayan 2,5-3 milyona varan Türklerin
Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yeterince Avrupa'da, Almanya'da kamuoyu yaratmada yetersiz kaldıklarına dair bir eleştiri vardı. Buna katılıyor musunuz? Ben tabii katılırım. Şöyle katılacağım. Bilinçli, hedefe yönelik lobicilik yapmak kolay bir şey değildir. Bunun bir altyapısı vardır. Sivil toplum içinde yer etmiş olan birçok dernekler olması gerekiyor. Konular hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ve tabii bunları yönlendirecek yine bir takım önder kuruluşlar lazım. Bunların yeteri kadar olmadığı kesindir. Ve ne kadar üzerinde durursak yeterli değildir. Şimdi bu dernekleşme konusunda çok sayıda dernekler var. Fakat bu derneklerin bir kısmı İslami olduğuna dair dinsel konularla uğraşıyorlar. Bir kısmı sporla uğraşıyor. Bir kısmı hemşirelik bağlarıyla pekiştirilmiş derneklerdir. Yani bunun ötesinde sistematik bir şekilde yani Türkiye'yi daha iyi tanıtmak için o çaba sarf edilmedi. Fakat yani o çabanın sarf edilmemiş faturasını da biz oradaki Türklere çıkaramayız. Onu başkalarına da çıkarmak lazım. Benim bugüne kadar en yadırgadığım ve en az anlayış gösterdiğim konu 3 milyon Türk yaşıyor sadece Almanya'da. Avrupa'da 4 milyona yakın ve başta Almanya olmak üzere Cumhuriyet Türkiye'si üzerinde öğretim yapan, araştırma yapan, yaptıran, master ve doktora derecesi veren üniversite yok. Olmayınca tabii ki kamuoyunu oluşturacak olan kişiler bunlar önder kişiler. Yani şu anlamda basında yorum yapacak, hakimse mahkemede bilgisine dayanarak karar oluşturacak. İdareci yine bir takım sorunlarda o bilgiye muhtaç. Bu bilgiler bugün Almanca dilinde son derece sınırlıdır. Fevkalade sınırlı. Hiç yok demeyeceğim. Var ama yine benim gönlüme göre yeterli değil. Çünkü Alman bilim çevreleri oryantalizm yani doğuculuk disiplinlerini geliştirmekle ünlüdürler. Yani dil bakımından, edebiyat bakımından, sanat bakımından o konularda çok ileridirler. Ama bunları günümüz Türkiye'sine bağlamakta fevkalade büyük bir açık var. Bu açık kapatılmadı. Peki artık Almanya, Türklerin de Almanya'nın bir parçası olduğunu, 1960'larda konuk işçi olarak gelenlerin artık kalıcı olduğunu kabul ediyor mu? Bir kere kabul edip etmemek elinde değil. Yani bir hukuk devleti olarak vergisini ödeyen, yasalara itaat eden ve orada çalışma iznine sahip olan kişiyi herhangi bir şekilde şey demez. Yani bu haklarından yoksun kılamaz. Ama ne yapılıyor? İşte bu insanlar büyük ölçüde dışlanıyor. Şimdi bu dışlamanın tabii çeşitli türleri var. Ve Türkler orada hem yaşıyorlar fakat aralarındaki dayanışma çok yüksek ve dışarıdakiyle bağlarıyla çok gevşek. Yani ben bu çeşit topluluklara ayrılık adaları diyorum. Gettolaşmalar. Yani ayrılık adaları kendi içlerinde nispeten mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Kendi geleneklerini yerine getiriyorlar, bayramlarını kutluyorlar, birbirlerini görüyorlar. Bir Alman toplumu ile kaynaşma hususunda eksiklikler var. Yani şimdi tamamen şeyin dışında, ana akımın dışında yaşıyorlar anlamına gelmiyor. Fakat bu kaynaşma arzu edildiği ölçüde değil. Ve bir de tabii kuşaklar meselesi var. Ümit hep ikinci, üçüncü kuşak idi. Halbuki üçüncü kuşak da farklı davranışlar gösteriyor. Yani beklenmeyen. Onlar da kendilerine göre bir kültür oluşturuyorlar. O kendilerine göre oluşturulan kültür daha çok aynı düşüncede olan mesela cazın bir türünü sevenler bir araya geliyor.
veyahut bilmem futbol oynayanlar kulüp kuruyorlar. Orada bile bakıyoruz daha çok mesela Türk gençleri Türk futbol kulüplerine giriyorlar. Yani karma ekiplere girmiyorlar. Diskolar meselesi şimdi yani çok yakın bir zamana kadar, bugün de galiba devam ediyor. Yani diskonun kapısında buraya işte yabancılar ve damsız kişiler giremez. Bunun anlamı çok açık. O zaman ne oldu? Türkler kendi diskolarını kurdular. Türk gençleri oraya gidiyorlar. Yani yaşamın her alanında böyle bir ayrışma var. İşte bu ayrışma tabii yani hiçbir şeye, bir kurala dayanmıyor. Ama sosyolojik bir gerçek. Ortada sosyolojik bir gerçek var. Belki en güzel karma yaşam Berlin'dedir. Zaten en fazla Türk de Berlin'de oturuyor, yaşıyor. Yani orada çok daha büyük bir kaynaşmadan söz edilebilir. Ama diğer yerlerde bu böyle değil. Kaynaşma dediniz. Şimdi 1980'de yine kitabınızda bir bölüm var eğitimle ilgili olarak. Türkler diğer göçmen gruplar içinde 1980 yılında yapılan bir araştırmaya göre en yüksek oranda yabancı dil bilgisi eksikliği olan grubu teşkil ediyor. Öyle ki Türklerin sadece %70'i yani %30'u diyelim hiç Almanca bilmiyor gibi bir sonuç çıkıyor burada 1980'de. Yani evet, bu değişiyor. Daha iyi değişiyor mu? Yoksa Almanca bilmeme olgusu devam ediyor mu Türklerin efendim, arasında? Değişen şu. Yani giderek üniversiteye giren Türk gençlerin sayısı artıyor. Şimdi işte en son galiba rakam yani 16 bin iken şimdi 19 bine fırladı son 2 yıl içinde. Ama bu yeteri kadar bir gösterge değildir. Çünkü önemli olan şey ilk öğrenim, orta öğrenimde yeni kuşakların başarılı olması. Peki burada bir parantez açacağım. Dil meselesi dediniz ki eğitim daha fazla sayıda diploma alınıyor. Ama yine kitabınızda 80'de yapılan bir araştırmayı baz alarak şöyle diyorsunuz. Göçmen işçi çocuklarının %25'i yani her 4 çocuktan biri hiç okula gitmiyor. Okula gidenlerin de %50'si okulu diploma almadan terk ediyor. Şimdi bunlar bir ölçüde sadece değişti. Neden? Çünkü bundan bir önceki yabancılar yasasına göre 16 yaşından küçük çocukların yabancılar polisinde kayıt düşürmesi zorunlu değildi. Bu değişti şimdi, zorunlu oldu. Zorunlu olmayınca onların okula devamının denetimi de yapılmadı. Ve tabii bu okula devam etmeyen çocuklar için de hep kız çocukları olmuş. Çünkü kız çocuklar küçük bebeklere bakmış. Tabii bu değişti şimdi. Bu değişti ama bu dil meselesi yani denetim olsa da bunlar okula şimdi zorunlu olarak devam etseler de bir yerde treni kaçırıyorlar. O da şurada, okul öncesi eğitim almıyor Türk çocuklarının büyük çoğunluğu. Almamalarının sebebi çünkü Almanya'da Fransa'dan farklı olarak okul öncesi eğitim ancak ya kiliseler tarafından ya da bir takım hayır dernekleri veya başka kuruluşlar tarafından sunulmaktadır ve paralıdır. İster ideolojik nedenlerle ister maddi nedenlerle Türk işçilerin ya da Türk yurttaşların önemli bir kısmı çocuklarının erken yaşta bu dili öğrenmenin ne kadar hayati olduğunu anlamıyorlar. Ve tabii okula girdikten sonra zaten bir kere bir ara var. O ara giderek büyüyor. Yani dile başta hakim olmayınca çocuk devamı gelmiyor. Eğitimde problem yaşıyor. Ve Almanya'da da İngiltere'de de bu öyle. 10 yaşına gelince çocuk öğretmen tarafından hangi okula devam edeceği yönlendiriliyor. 10 yaşında ve Almanya'da mesela yalnız jimnazı bitirenler üniversiteye girebiliyor. Eğer 10 yaşında ilk öğretim hocası çocuğu yönlendirmemişse jimnaza geçiş bakımından zaten artık tren kaçtı. Ondan sonra yatay geçişler var fakat onlar çok zor. Meslek okullara gidilebiliyor. İşte Hauptschule ve çoğu da Hauptschule denilen bu zorunlu eğitimi kapsayan
16 yaşı kadar devam eden eğitimden sonra artık okula gitmiyor. Yani çok küçük yaşlarda Türklerin çocuklarının önce Almanca'ya hakim olacak eğitime ihtiyaçları var gözüküyor ki var. İlkokul ve sonrasında 10 yaşına kadar eğitimini kapsamlı bir şekilde alabilsin ve entegre bir şekilde hocanın yönlendirmesiyle branşını seçebilsin. Evet, bir de tabii Almanya'nın eğitim sorunu da kendi başına bir olay. Çünkü OECD'nin geçen sene yaptırmış olduğu bütün Avrupa ülkeleri kapsayan büyük bir araştırması var. Adı PISA raporu. Bu PISA raporunda eğitimin randımanı açısından değişik kategoriler içinde Almanya sondan üçüncü geliyor. Bu hiç böyle değildi. Bunun tabii nedeni şu, çok hızlı teknolojik gelişmeler var. Çok farklı elemanlar yetiştirmek lazım. Bazı ülkeler bunu daha erken anlamış durumdalar. Bazı ülkeler ise zaman içinde ancak değişiyorlar. Ve tabii kendi anne babalarıyla Almanca konuşmayan, Türkçeyi de çok iyi öğrenemeyen çocukların dil sorunu çok önemli. O kadar önemli ki bir Türk yazarı, Almanya'da yaşayan bir Türk yazar, bu çarpık ve anlaşılması fevkalade güç olan dili çözümlemek üzere bir terim oluşturdu. Kanakşprak diye. Kanak işte bir Almanların bir çeşit küçümseme ve tahkir anlamında kullandıkları bir deyim. Yani iyi dil bilen, bilmeyen bir yabancı için. İşte o iyi dil bilmeyen yabancının dili gibi bir dil oluştu. Ve bu dilde işte değişik kelimeler, değişik deyimler cinsiyete göre de değişiyor. Mesela kızların kullandığı bu kanakşprak başka, erkek çocuklarınki başka. Yani ne Almanca'yı düzgün konuşabiliyor, o dile hakim, ne de Türkçe'yi evet, düzgün. Zeyboğlu adlı bu yazarın ortaya koyduğu kitap olağanüstü önemli. Dil meselesinin ne kadar hayati olduğunu evet. gösteriyor. Ki siz de Alman eğitimi için seçkinci ve katıdır tanımını da kullanıyorsunuz kitabınızda. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çalışan işçilerin kadın ve erkek diye ayırdığımızda farklı kültürlere adaptasyonunda bir farklılık var mı? Ona değinmek istiyorum. Bir de bu kültür farklılığı sadece Almanya ile ve Türklerin arasındaki bir problem mi? Onun genelinde Türkleri dış dünyada ve Avrupa'da düşündüğümüzde bu kültürel farklılıklar Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek? Bu konulara da değineceğim ama kısa bir aradan sonra. Sesli düşünenlerde Profesör Doktor Nermin Abadan Unat'la göç olgusu üzerine yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dedik ki Almanya'da çalışan işçilere baktığımızda kadın işçiler ve erkek işçiler diye iki gruba ayırdığımızda kadın işçilerin farklı kültürlere daha kolay adapte olduğunu söylüyorsunuz. Öyle ki mesela üç yerden alıntı yaptım ben kitabınızdan. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla olarak yabancı dil kurslarına gidiyor. Almanlara eşler arası eşitlik, çalışmada fırsat eşitliği gibi konularda gıptayla bakıyorlar Türk kadınlar. Ve bir başka üçüncü nokta, Türk kadınları farklı ve hatta hoşgörülü olmayan çevrelere daha kolay uyum sağlayabiliyorlar diyorsunuz. Efendim, kadının iş hayatına girmesi herhangi bir toplumda daima kadınları daha bilinçli, daha bilgili kılar. Tabii Türkler için bu fazlasıyla doğrudur. Ve Almanya'da çalışan Türk kadınları gerçekten erkeklere kıyasla çok daha kolay bu yeni çevrenin alışkanlıklarını edinebiliyorlar. Yalnız bir şey altını çizmek lazım. Biz hep işçi işçi diyoruz. Halbuki bir kere Almanya'da çok yüksek sayıda küçük girişimci var. Evet. O küçük girişimciler, onlar bir takım sektörleri tamamen fethetmiş vaziyette. O kadar ki
Alman lügatine döner kelimesi girmiş. Bilmez miyim hocam, ben o konuda bir haber yapmıştım. Evet işte fakat bu tür küçük işletmelerde de kadınlar çalışınca daha kolay uyum gösteriyorlar. Hmm. Gösteremeyenler yani onlar işte evde kalanlar, ev kadınları. Bir de unutmamak lazım, büyük çoğunluk için yani sonradan da gelmiş olsalar saat 1961'de kaldı. Yani 1961'de yapıldı Türkiye ve Almanya bilateral anlaşması. O zihniyetle gelenler orada bir takım değer yargıları yerleştirdiler ve bunu daha da ileri götürdüler. Mesela daha bağnaz, daha tutucu görüşler Almanya'da çok yaygın. Siz Türkiye'de başörtülü bir kadının 3 adım kocasının arkasında yürüdüğünü çok zor görürsünüz. Ama Berlin'in ortasında ya da herhangi bir büyük şehrin ortasında daima yapılan odur. Çünkü yapılan telkin odur. Peki işte Almanlar bunu görünce o zaman diyorlar ki Almanya'da yaşayan Türkler böyleyse bizimle birlikte yaşamalarına rağmen hiçbir şekilde kültürler arası bir entegrasyon örneği ortaya koyamıyorlarsa 70 milyonluk Türkiye Avrupa Birliği çatısı altı nasıl bizimle i̇şte entegre olacak diyorlar. Orada bir defa büyük hata var. Çünkü o büyük hata Türkiye'yi bilmemeleri. Her gelen Alman, buraya her gelen turist buraya gelince şaşırıyor. Kafası değişmiş olarak dönüyor. Yeter derecede bu modern Türkiye, bu dinamik Türkiye, bu değişen Türkiye'yi yansıtamadık, dışarıya yansıtamadık. Yansıtmanın çok çeşitli yolları var. En başarılısı herhalde turizmdir. Çünkü turizmde zaten bizim en büyük müşteri grubumuz da yine Almanlardır. Ve dahası var. Bugün Alanya'da gayrimenkul satın alıp orada yerleşen 45 bin tane Alman var. Yalnız Alanya'da. Side'de de bir o kadar var. Emeklilik dönemlerini sıcak iklimlerde geçirmeyi tercih ediyorlar ve ülkelerden biri Türkiye. Sıcak başka yerde de var. Yani Mısır'a da gidebilir, Tunus'a da gidebilir, Fas'a da gidebilir. Türkiye seçmesi bize en yakın bir kültürdür. Demek ki yani bilen bizim Cumhuriyet Türkiye'sinin aşamalarını da takdir ediyor, beğeniyor. Burada kendini rahat hissediyor. Bütün mesele bugünkü dünyamızda kitle iletişim araçları ve başta televizyon o kadar önemli bir rol oynuyor ki bir kere kalıbı yerleştirdi mi bir takım zihinlerde hep çağrışım o ve onu gördüğü zaman doğrulanıyor. Ama öteki tarafta başarılı olan iş adamları, başarılı olan mühendisler, kimyagerler, doktorlar, eczacılar vesaire. Onlar da Türk ve ondan sonra her defasında şey diyorlar. Ya, evet ama siz tam Türk değilsiniz değil mi? Şimdi ya, bu tam çok... Türk değil ne demek? Bal gibi Türk. Bal gibi Türk ama işte o bir kere o mesaj verilemiyor. İkincisi bugün Avrupa'da üzerinde durulan şey bir farklılıkları kabul eden bir Avrupa olsun ve bu Avrupa'da milliyet duygusu yerine bir Avrupa kimliği geçsin. O Avrupa kimliğin içinde de dini inançlara da yer var. Dolayısıyla yani hedef bir takım milliyetçi küçük gruplar yerine bunların Avrupa'nın içinde erimesi ve sadece İşte kültürel, dinsel kimliğin muhafaza edilmesi. Bu bence yanlış bir hesaptır. Çünkü Avrupa kadar yani tarihine sahip çıkan her bir ülke, İngiliz, Fransız, İsviçreli, bunlar kolay kolay feda edilmez ama sonradan gelenler için böyle bir baskı yapılması yani yapılıyor. Baskının da ötesinde hocam biraz önce dediniz ki döner kelimesi bu hakikaten çok önemli bir olguydu. Neden haber yaptığımı dile getirmeye ihtiyacı hissettim. Çünkü orada söylenilen şuydu. İşçi olarak çalışan Türkler kendi döner dükkanlarını açıyorlar. İşveren statüsüne geliyorlar. Ve daha da önemlisi döner
yemeğini Almanlara sevdiriyorlar ve böylelikle ilk defa çok insani, çok samimi bir iletişim başlıyor Almanlarla Türkler arasında diye. Yaptığım haberin belki de en önemli ayrıntısı buydu. Yani kültürlerin, bu yeme içme olabilir, kültür sanat olabilir, yani günlük yaşamda, sosyal alanda birbirleriyle buluştukları oranda birbirlerini tanımayı ve sevmeyi öğreniyorlar olgusu. İşte muhakkak yani açık pazarlarda, yani en iyi meyve, en iyi sebzenin yine Türklerin standlarında olduğunu da söylerler. Fakat bunun daha ötesi lazım. Yani bu yetmiyor. Bu egzotik diyebileceğimiz yahut böyle işte yani kültürde, sanatta, bilimde de Türklerin varlığını kabul etmek gibi bir ve her şeyden handikap herhalde, değil mi? Her şeyden evvel bir kere Türkiye'nin kendisinin çok açık seçik bir göç politikası olması lazım. Bu göç politikası olağanüstü önemlidir. Sadece geri gönderilen paraların şeyde bizim tedya açığının kapatılmasında rol oynaması değil. Yani bunun çok ötesinde nasıl stratejiler oluşturulacak? Çünkü unutmamak lazım. Bugün Avrupa, yani göçmen kabul eden ülkelerle göç veren ülkeler arasındaki ilişki eşit değildir. Asimetriktir, bakışıksızdır. Yani bir taraf ağır basıyor, bir taraf da eğer girmek istiyorsa başını eğip giriyor. Bunun karşısında iyi pazarlık edebilmek için çok iyi donelere sahip olmak lazım. İyi bilgilere sahip olmak lazım. Ve Türkiye'de bunun tabii devlet tarafından başlı başına bir kamu yönetimi birimi içinde ele alınması gerekiyor. Ki böyle bir kamuoyu yönetimine şu anda rastlamıyoruz. Böyle bir bölüm, böyle bir departman ve onun paralelinde çalışma metotları en var mı? En fazla bu konuda gayret sarf eden öteden beri Çalışma Bakanlığı'dır. Çalışma Bakanlığı'nın bir yurtdışı işçiler sorunları genel müdürlüğü var. Bunlar işte istatistik topluyor vesaire. Fakat bu asla yeterli değildir. Çünkü dış politikada, bugün dış politika, herhangi bir ülkenin dış politikasında göç rol oynuyor. Hem dış politikasında hem güvenlik politikasında. Bugün Amerika masaya oturduğu zaman Meksika ile birinci konu, kaç tane Meksikalı daha gelecek? Meksikalılar ne yapacak? İspanyol dili Meksika sınırına yakın olan eyaletlerde ikinci dil haline gelince İngilizcenin durumu ne olacak? Yani göç öyle bir sosyal süreçtir ki bugün bu küçülen dünyada, küreselleşen dünyada dış politikanın ve güvenlik politikasının başlıca unsurudur. Bunu şimdi görmek lazım. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani netice itibariyle çok kısaca Türkiye politikasını, Türk dış politikasını özetlemek gerekirse, başta Almanya olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkleri bütçe açığını kapatacak kaynağı getiren işçiler statüsünde görmemek gerekiyor ve bir göç politikasının olması gerekiyor diyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ki gerçekten küreselleşme sürecinde 21. yüzyılda göç olgusu, göçmenlik çok tartışılıyor. Siz de İsviçre'den yeni döndünüz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun düzenlediği küreselleşmenin sosyal etkileri üzerine bir komisyon tarafından İsviçre'ye davet edildiniz. Neydi konu ve neler tartışıldı? Efendim, şimdi küreselleşme konusunda o kadar çok yorumlar yapılıyor ve o kadar çok eleştiriler yapılıyor ki çalışanlar da bu küreselleşmeden zarar gören büyük bir kitle olduğu için ILO'nun bunu ele alması bir rastlantı değildi. Ve ILO'nun yaptığı şey bir dünya komisyonu kurması. Bu dünya komisyonun başında da Finlandiya'nın cumhurbaşkanı var. O da tesadüfen bir kadındır, Halonen. Bu dünya komisyonunun bir takım alt kolları var. 7 tane alt kolu var. Bunlara
Bilgi Ağı adını veriyor. Bir tane göç konusunda kurulmuş. Onun toplantısına gittim. İşte 5 kıtanın uzmanlarıyla ilgili olarak bir takım stratejiler üzerine kafa yorduk. Şimdi yani bu konu çok tartışıldığı için bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Küreselleşme önlenemeyen bir süreç ama önlenebilen bir yönü de var. Yani teknolojinin değişikliği, teknolojinin getirdiği değişiklikler, iletişim, ulaşım vesaire de gelen bütün bu değişmeler bir daha geri gitmemek üzere bizimle kalacak. Ama güdülen politikalar değişebilir. Ve işte güdülen politikaların daha insan haklarına yakın, daha eşitlikçi, daha adalete dayalı olması için şimdi çaba sarf etmek lazım. Ve burada tabii insan hakları çok önemli bir rol oynuyor. Mesela son zamanlarda şöyle bir kanun çıkıyor Danimarka'da. Efendim 24 yaşına kadar ister Danimarka vatandaşı olsun, ister yabancı olsun, bir yabancı ile evlenmesine izin yok. Nedir bunun gerekçesi? Ha, bunun gerekçesi şu, tabii bunun altında yatan, Türkler daha çok gelinlerini Türkiye'den seçmek isterler. Türkiye'den seçince gelin hanımı o zaman Danimarka'ya gelecek. Kapalı ortamda kendi çocuğunu yine o şekilde yetiştirecek. Ve o ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak çocuğu Danimarkacı'yı öğrenmeyecek. Şimdi tabii bu son derece bana göre etkisiz ve gülünç bir yasadır. Çünkü 24 yaşına kadar bir sınır koyuyorsunuz. 24 yaşından sonra özgürlükleri daha fazla kısamazsınız. Ve yani oranın bir vatandaşı olmuşsa bir yabancı ile de evlenir, çocuk sahibi de olur. Yani böyle yasaklayıcı yasalarla... O zaman insan hakları kavramı bu kez Batı kendine ayna tutarak tartıştı işte, bu komisyonda. Yani ben de zaten onu söylemek istiyorum. Yani burada bu küreselleşmede hakkı yenen tarafların, ki daha çok tabii çalışanlardır bunlar, bunların bir sürü insan hakları vardır ve yani komisyonda yahut bizim işte bu bilgi ağında üzerinde en çok durulan şey ister ulus ötesi yurttaş olsun, ister kendi yurttaşlığını muhafaza etsin, haklarının bilincine ulaşmaları için çalışmalar, çok daha yoğun bir şekilde çalışma. Tabii orada yani bize de büyük bir görev düşüyor. Yani bize şu bakımdan çalışma ataşeliklerimiz, işte yurt dışı örgütlerimiz daha iyi yetişmeleri lazım. Bu konuda çok fazla çalışmak lazım. Gönüllüler de gerekiyor ve unutmamak lazım. Tabii göçle birlikte bir sürü sorunlar da var. İşte illegal göç meselesi var. Mülteciler meselesi var, sığınma isteğinde bulunanlar var, bunların hakları ve orada tabii bu sefer insan hakları vurgulanıyor, sığınma isteğinde bulunan kabul ediliyor. Ondan sonra tabii bunun bedelini ödeyen oradaki vergi mükellefi diyor ki ben bütün dünyanın haksızlığını ve şiddetinin bedelini mi ödeyeceğim? Yani bu sorunlar kolay kolay çözülmez. Ama Türkiye'nin yapabileceği çok şey var. Yani hiç yapmadı demek katiyen böyle bir şey ifade etmek istemiyorum ama yapabileceği çok daha geniş çapta şeyler var. Ve kültürel bakımdan yani bir kültür politikası gütmemiz lazım. Bizim yani iftihar edebileceğimiz pek çok kültür ürünlerimiz, kültür yaratan insanlarımız var. Yani imajı değiştirmek, görüntüyü değiştirmek. Yani burada aslında hem Türkiye'nin üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Yurt dışında yaşayan Türklerin de tabii bunda çok büyük bir payı var. Onların da artık biraz belki daha yoğun bir kamuoyu oluşturma konusunda çalışması gerekiyor. Ama Türkiye'nin de onları sadece bir gelir kapısı olarak görmemesi gerekiyor. Bunun için de çok çalışmak gerekiyor dediniz. Şimdi çok çalışmaktan son olarak size değinmek istiyorum hocam. Siz şimdi elimde bitmeyen göç kitabınızı tartıştık ana hatlarıyla. Gayet kalınca bir kitap. 40 yıllık bir süreç sonrasında çok kapsamlı bir araştırmayı konu alan bir kitap bu. Ve bu kitap sizin onlarca kitabınızdan sadece
bir tanesi. Yıllardır ders veriyorsunuz, yıllardır araştırmalar yapıyorsunuz, yıllardır onlarca kitaba imza attınız ve hepimizin bildiği ve gönülden kabul ettiği bir tanım var sizin için: hocaların hocası. Çok iltifat ettiniz, çok teşekkür ederim. Hocam, bilmiyorum layık mıyım ama estağfurullah. İşte herkes... Yarım asıra çok rahat diyebilirim bunu. Yarım asırlık bir bilgi, yarım asırlık bir emek, yarım asırlık bir araştırma isteği ve her zaman örnek alınan, herkesin büyük bir gururla hocam dediği Profesör Nermin Avadan Unat, ben de dahil. Ben de bütün öğrencilerimden iftar ediyorum. Hepsine de sevgilerimi yolluyorum. Hepsine. Hocam, bir de şunu sormak istiyorum. Örnek teşkil etmesi açısından. Çok dinamik ve çok gençsiniz. Bunun altında yatan neden? Acaba yine çalışmaktan geçiyor diyebilir miyiz? Şu kadarını söyleyeyim. Merakımı kaybetmedim. Yani tecessüsümü, merakımı. Nerede ne oluyor? Kim ne yapıyor? Mesela dün gelirken işte uçakta yanımda genç bir delikanlı oturuyor. Belli ki şeyden geliyor, yani Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor. Hemen konuşmaya başladım. Ne yapmış, ne yapmamış, Fransa'da çalışıyormuş, boyacılık yapıyormuş. Ama babası Fransız tabiyetine geçmiş. Yani isteseydi oğlunu Türkiye'de bırakmayıp Fransa'ya getirirdi, okula gönderirdi. Başka bir şey yapardı. Çünkü çocuğun oturma izni vardı fakat çalışma izni yoktu. Bütün bunları öğrendiniz değil mi hocam uçakta? Yani bu, işte ben ne zaman birilerini bulursam bir konuşmaya başlıyorum ve o zaman bir şeyler daha öğreniyorum. Yani işte o toplantıda da şeylerin, Çinlilerin yurt dışında okuyup da yüksek kalifiye iş gücü haline gelen her bir yurttaşını büyük bir şeyle, titizlikle arayıp buluyor. Geri gelmesi için, kendi memleketine hizmet etmesi için en mükemmel fırsatları hazırlıyor. Ve Hintliler ki bugün çok büyük sayıda bilgisayar uzmanlarını Amerika'ya kaybediyorlar. Onlar işte Çinlilere gıpta ile bakıp biz de böyle bir politika benimsemeliyiz. Çünkü beyin göçü de çok büyük bir şey. Türkiye'nin beyin göçü çok önemlidir. Yani biz her yıl binlerce genci dışarıda kaybediyoruz. Yani biz beyin göçü üzerinde de durmuyoruz. İşte mesela toplantıda öğrendiğim şey, işte Çinlilerin orada rakam verildi. Yani 1 milyar 20 milyonluk bir Çin nüfusunda 1 milyar dışarıda kalmış, ne yani bir önemi olmayabilir diye düşünülebilir ama hayır, onlar o dışarıdaki öğrenilen bilgilerle kendi ülkelerine yine dönmelerini istiyorlar. Yani tabii o politikaları aynı özlem bir ölçüde ben de düşünüyorum. Yani her meslek için belki aynı şekilde mümkün değildir. Ama bir kısım insanlar için... Yani gidenler geri gelsin diyorsunuz hocam. Geri gelmeleri öğrendikten için... Öğrendikten sonra. O imkanlar yaratılsın. O ortamlar yaratılsın. Aksi takdirde biz mütemadiyen dışarıya en parlak... Hocam, o ortamlar yaratılması değil, o ortamları yaratmak adına da Türkiye'ye dönmek gerektiğine inanıyorum ben. İşte yani hem o hem o. Ama yani söyleyeceğim, senin soruna söyleyeceğim şey... Yani insanın yaşı ne olursa olsun, çalışabilirse, çalışabildiği kadarıyla hayatın anlamı var. Ben hizmeti öyle anlıyorum. Hocam, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Büyük bir onur duydum sizi bir kez daha programda konuk etmekten dolayı. O heyecanınızın, o merakınızın ve o bitmeyen, tükenmeyen enerjinizin devamını diliyorum. Ve son olarak, bildiğiniz gibi bir defterim var. Onu size uzatıyorum ve diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın. Buyurun hocam.